Sevgili izleyiciler, Sesi Çığlık adlı grubun İstanbul 15 Temmuz İstanbul'dan başlayarak 49 günde 10 tane Avrupa ülkesinin engelli vatandaşlarından oluşan bunun içinde asker gazisi, milli sporcu ve kamu görevlisi olan engelli vatandaşlarımızın 10 gün içinde 10 Avrupa ülkesini sessiz çığlık kendi engelli vatandaşlarımız ve dünya barışı için seslerini duyurabilmek için çıktıkları yolda şu andaki durakları İsviçre Zürih'te Sayın Başkonsolosumuz Nurcan İpekçi Hanım da bizzat karşılamada bulundu ve grubun sözcüsü olarak Hüseyin Bey burada. Nurcan Hanım, neler söylemek istersiniz? Sizin de bahsettiğiniz gibi Sessiz Çığlık isimli proje ile çıkan vatandaşlarımız yaklaşık bir ay süresi zarfı içerisinde İsviçre'ye geldiler. Burası Zürich Winterthur. İsviçre'de ilk ulaştıkları yer. Biz de kendileriyle beraber onları destek amacıyla onlarla birlikte olmak için buradayız. Buradan bildiğim kadarıyla Berne ve Venedik'e gidecekler. Oradan da Fransa üzerinden yollarına devam edecekler. Ben böylesine engelli ve bu amaçla yola çıkılmış olması dolayısıyla kendilerine azim ve cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kolay değil, meşakkatli, uzun bir yol, zorlu bir yol. Ama bunun yarısına geldiler, bir başarıyla devam edeceklerine de inanıyorum. Bu manada duyarlılık gösteren İsviçre Türk toplumuna da çok çok teşekkür ediyorum desteklerinden ötürü. Levent Bey şu anda başkan olarak böyle değil ama sizler de buradasınız. Duyarlılık gösterip burada onlar için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Onları hep tekrar tebrik ediyorum ve şimdiden devam edeceklerim yolda iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler Nurcan Hanım. Aynı zamanda grup sözcüsü olarak Hüseyin Bey'e söz vermek istiyorum. Amaçlarını ve hedeflerini anlatmak üzere Hüseyin Bey, buyurun. Merhabalar, ben Hüseyin Nacar, yönetmenim. Bu etkinlik bir spor etkinliği değil, yarışma iş değil. Burada amaç engellilerin hayatın içine var olduğunu, dünyada karar verici olan bazı kurumların engelli haklarını vurgu yapmak üzere bizim bir çığlığımız olacak. Bu çığlık özellikle İsviçre'de başlıyor. FIFA'nın önünde bir basın açıklaması, Cenevre'de bir basın açıklaması, Strasbourg'da bir basın açıklaması, Lahya'da yüksek bir basın açıklaması. Burada amaç şu, Cenevre'de Birleşmiş Milletler'e taraf 194 ülke, kültür bakanlıkları vasıtasıyla yapımcılara sesli getirdim. Herkes dublaj yönteminde film üretme yükümlülüğü getirmek programlamasını isteyeceğiz. Bu şu anlama geliyor. Dünyada 600 milyon engelli ailesiyle birlikte düşündüğümüzde 3,5 milyar müzeyde indiren bir kitle, sessiz bir kitle. Bu karar alındığı takdirde engellilerle sanat bir anda buluşmuş olacak. FIFA'nın önünde şöyle bir çağrımız olacak. Spor yorumcuları ve spikerleri görme ve işitme engellilerin nasıl görüp duyabileceğine ilişkin belli bir eğitim sonrası, yorumcu ve yorumcu olması konusunda bir karar almasını isteyeceğiz. Federasyonlara FIFA bir karar olarak her ülkedeki yorumcu ve spikerleri bu eğitimden geçmesini sessiz çiğnik olarak talep edeceğiz. Strasbourg'a geçeceğiz. Orada da Strasbourg İnsan Hakları Mahkemesi'nde hak mahrumiyetlerinin önüne geçmek için almış olduğunuz kararların dışında engelli haklarına da vurgu yapmak üzere engelliler mahkemelerde sanık ya da müşteki hangi statüde olursa olsun engellilik durumuna göre işaret dili tercümanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, psikiyatr bulundurma yükümlülüğünü getirmesini isteyeceğiz. Avrupa'da belki bu haklar
mahkemelerde sağlanmıyor olabilir ama dünyanın birçok yerinde mahkemeler artı engeller bu haklarından mahrum olduğundan dolayı genel bir karar almasını sessizlik olarak talep edeceğiz. Yetmiyor. Oradan Avrupa Parlamentosu'nun önüne geçip bu ilgili makamlara gerekli taleplerimizi, gerekli çığlığımızı attık. Çığlık derken bağırmıyoruz. Hayata pedal çeviriyoruz. Bisikletin sesi neyse o şekilde ses veriyoruz. Takipçisi olacağız. Her yıl geleceğiz. Israrcı olacağız diyoruz. Ondan sonra layık adalet yüksek divanına geçiyoruz. Orada da talebimiz şu. Mahkeme genelde yasalara bakarak savaş, terör suçlularının toplu katliam ve kişilerin ölü sarsılmaları yargılıyor. Oysa savaş, açlık, korkuluk, tecavüz demek insanların huzurlarını kaybetmesi demek. Savaş, terör insanların beyinlerinde kalıcı bir travma bırakması demek. Yaşayan ölüler olmalı. Biz her savaş suçlusu ve terör suçlusu yargılandığı esnada müşteki olarak yanınızda bulunacağız, taraf olacağız. Onların daha fazla ceza alması için insan ve vicdan olarak sizlerden karar almanızı isteyeceğiz. Sessiz çığlığımız bu şekilde olacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde de savaşa, terüre, darbeye hayır diyeceğiz. İnadına barış, inadına dostluk, inadına...